Kapsandım bu devrim, artık kırılıp yaşa. 20 yıldır sürüyor izniye. Hakkımızı almak için çıktım bu yola. EYT meşalesi Samsun'da yandı. Türkiye genelinde bir çatı altında toplanan emeklilikte yaşa takılanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri haklarını bu defa Samsun'da aradı. EYT meşalesi bu sefer Samsun'da yandı. Türkiye genelinde bir çatı altında toplanan emeklilikte yaşa takılanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri haklarını bu defa Samsun'da aradı. Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, haklarımızı alana kadar EYT meşalemiz sönmeyecek dedi. Meramımızı anlatarak mağduriyetimizin boyutunu bilmeyenlere ifade etmeye çalışıyoruz. Ülkenin dört bir yanından Samsun'a akın eden EYT'liler, Bursa, Eskişehir, Antalya'da düzenledikleri dev buluşmadan sonra dördüncü ve çok ses getiren buluşmayı 16 Aralık Pazar günü İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapmıştı. EYT mağdurları 6 Ocak 2019 Pazar günü ise Samsun'da toplandı ve ses yükseltti. Büyük ilgi gören toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar eski Makro AVM'deki düğün salonunu doldurdu. Grup ellerinde Türk bayrakları ve hazırladıkları dövizlerle müzik eşliğinde alkış tuttu. Toplantıya Ankara ve İstanbul'un yanı sıra birçok ilden katılım oldu. Hakkımızı almak için çıktık bu yola. Ocaklarda kopuyor kıyamet. EYT güç birliği buluşmaları ile Türkiye'de sesini duyurmaya devam ediyor diyen emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, yılmadan haklılığımızı her şehirde dile getireceğiz dedi. Bizler il toplantılarımızda insanlara, emeklilikte yaşa takılanlar olarak insanları bilinçlendirme toplantısı yapıyoruz. Bir mücadele veriyoruz ve bu mücadelenin de önümüzdeki seçim arifesinde yerini bulacağını, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın bu anlamda bizlere bir ses olacağını ve sorunumuzu çözeceğinin umudunu fazlaca taşıyoruz. Başkanım, kulislerde bazı dedikodular var. İşte hükümetin, iktidarın bu işe el attığını, gizli de olsa bazı şeyler yürüttüğünü biliyoruz. Doğru mudur yani? Gerçek midir? Bir çalışma olduğunu, bir komisyon kurulduğunun bilgisini bizler de duyduk. Hatta geçmiş meclis görüşmesinde AK Parti Grup Başkanı'yla konuştuğumuzda sizler adına bir çalışmanın başladığını söyleyebiliriz demişti. Söyledi de hatta. Ve o süreçten bu yana da bir şeylerin şekil aldığının bilgisini biliyoruz. Fakat nasıl şekillenecek, hangi ortamda, ne şekilde süreç olarak bizlere sunulacak onun bilgisi maalesef yok. Ama biz istiyoruz ki bize artık vaat değil, tamamen icraat gerekiyor. Çünkü 20 yıldır verilen bir mücadele var, mağduriyet var. 10 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. 3 yıldır da dernekleşerek bunun mücadelesi içerisindeyiz. Biz artık vaat istemiyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Biz icraat istiyoruz. Peki hele meclise gittiğiniz zaman randevularda çok sıkıntı yaşıyor musunuz? Karşılamalar nasıl oluyor milletvekillerimizden genel olarak? Yani muhalefet partilerinden çok sıcak karşılamalarla ediliyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz ama hükümetimizin AK Parti olarak biraz zorlanıyoruz açıkçası. Protokol mü uzun sürüyor yoksa sıcak mı bakmıyorlar? Yani var mı belli bir sebebi yoksa? Yani özellikle Cumhurbaşkanımızdan bir randevu istiyoruz. Hem Cumhurbaşkanımız olarak hem AK Parti Genel Başkanı olarak hak imzalı dilekçemizi Beştepe'de, Külliye'de bildirdik. Defalarca taks yoluyla talebimizi ilettik. Cumhurbaşkanımızla özellikle görüşmek istiyoruz. Grup başkan vekillerinden bir iki kişiyle görüşme yapabildik ama onun haricinde herhangi bir görüşme yapamadık. Pekala, sayıyla ilgili
birkaç dilek çevirildi. Reddetme edildi. Nasıl edildi? Sayımız maalesef bir devlet sırrı oldu. Bilgi edinme yasasıyla derneğimiz olarak bir başvuruda bulunduk. Sayımız nedir? Ya da işte 99 öncesi işe girişler. Kimler hak etti? Vefat eden kimdir? Ya da staj mağduru olup da, stajyer olup da sonrasında, 2000 sonrasında malülük primiyle başlayan sayılar nedir diye birçok maddeli bir dilekçemiz oldu. Gelinen cevapta da maalesef bu bilgilerin kesinlikle verilemeyeceği, sadece bilimsel çalışmalar için üniversiteler ya da kamu kurumlarının talep edebileceği bir soru ve cevap şekli olmuş oldu. Milletvekillerimizden bile bunlarla ilgili soru önergesi verdiler. Onlar dahi cevap alamadılar. Şu teknolojide aslında bu basit olmalı. Çok işte. Basit. Yani bir tuşla her şey bugün elde edilebilecek bir şey. Hadi çok uzun sürüyorsa bir ay, iki ay, üç ay anında da cevap verilmiyor. Ama şu teknoloji ortamında dediğiniz gibi her şey o kadar basit ki bugün her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ilk Cumhurbaşkanımızın ilk açıklamasında danışmanlarından yanlış bilgilendirildiğini düşünüyoruz biz. Kesinlikle. Aynı yoksa şekilde, o kadar yüksek bir sayı yok yani. Yok, o sayı yok ve o maliyet. Yani o 20 yıla uzanan bir maliyet. Sayımız da o kadar değil ki canı gönülden bekliyoruz bizim sayımız kaç, bizler de istiyoruz. Evet. Bu belirsizlikler maalesef çok çeşitli sayıları ortaya çıkarıyor, maliyeti ortaya çıkarıyor. Bunları da geçtik. Bizim esas sorunumuz mağduriyetin dile getirilmesi. Biz arada kalan X kuşağıyız ve yaş şartımızdan dolayı çalışan arkadaşlarımızın işten işsiz kalan arkadaşlarımızın yine yaşından dolayı iş bulamayışı. Esas sorunumuz burada. Yani geçinmek zorundayız. Ve bir ekonomimize katkı sunacak bir hakkımızın bizlere sunulması lazım. Bir de toplantılarda şu dikkatimizi çekti. Biz vatan için, yani vatanı seven insanlarız. Hiçbir olay olmadı, taşkınlık olmadı. Binlerce, on binlerce, otuz binlerce kişi toplandı. Bizim amacımız hak edilmişimizin peşinde olmak. Ne yıkan, ne kıran, ne bölen, ne parçalayan hiçbir şekilde vatan konu bahisse hepimiz bu vatan için canımızı vermeye zaten hazır bir memleketiz. Biz elimizden alınan haklarımızın iade edilmesi yönünde mücadelemizi veriyoruz. Başka bir amacımız yok, başka bir çabamız yok. Bunu da her platformda tekrar tekrar dile getiriyoruz. Bir de genelde yaşımız 50 ve 50'ye yakın yaşta. Bilinçli insanlar, aynen belli öyle. Kültürü almış insanlar. Olgun insanlarız, neyin ne olduğunu çözebilecek mantıklı olan insanlarız. Öyle dolduruşa gelip de falancaya işte yok Sarıyelek ki İstanbul toplantısında fazlaca yaşadık bu sorunu. Sarıyelek diyecekler, ortalığı karıştıracaklar. Böyle bir amacımız. Biz sadece dediğim amacımız gibi, belli başka. Amacımız belli, hak edilmişimizin peşindeyiz. Başka bir derdimiz, tasamız yok. Bir de başkanım. Biz de karşı değiliz, milletimize karşı değiliz, devletimize karşı değiliz. En güzel yönü bu zaten. Bunun. Yani biz milletiz, biz halkız. Sonuçta ortada bir mağduriyet varsa ve toplumsal bir sorun haline gelen bir mağduriyet çözülmesinin çabası içerisinde. Medyada da yanlış bilgilendirme söz konusu. Şimdi EYT, emeklilikte yaşa takılanlar, belli edilmiş hakların zamanla artık yönetim tarafından gasp edilmiş hali bu. Evet. Bizim yaşadığımız. Ama halk arasında medyaya baktığımız zaman erken, evet. Bu erken, sanki hükümetin hak edilmemiş bir şey de ufak tefek zamanı kalmış insanlara belli ayrıcalık isteniyor gibi bir algı oluştu. Maalesef bu basın tarafından bu yaratılan bir algı. İyi bir şey değil. Erken emeklilik değil. Evet, evet. Bizim çabamız, gayemiz iki şarta tabiyken üçüncü bir şartın eklenerek bizim sahip olduğumuz haklarımızın elimizden alınması. Yani hiçbirimiz ama gelinen yaş aralığında X kuşağı olarak kaldığımız aralıkta mağduriyetler o kadar kat ve kat arttı ki bunun getirdiği sorunlar boşanmalara gidiyor, şiddete gidiyor, sosyal sıkıntıya gidiyor. Sorun üstüne sorun. Sorun üstüne sorun.
çözüm üretilmediği sürece, hani halk, vatanın öz evlatları, evet, çözüm üretilmediği sürece de bu katlayarak gidecek. Yani dert, tasa, erken emeklilik değil. Yine söylüyoruz, hak edilmişliğin peşinde. Evet. Hiçbir dünyada örneği yok. Bir yasa geriye işletilip de mağduriyet yaratacak bir şekilde. Evet. Bu kadar açık biz burada, burada haklılığımızı ortaya koyuyoruz. Bize hiç kimse haksızsınız demiyorlar. Evet. Meclis dahil, milletvekilleri dahil hiçbirisi haksızsınız demiyor. Hatta yani ortamda dile getirmeyip de basın önünde ya da işte bulunduğu ortamda değil de basınların gerisinde kalıp da ya siz gerçekten haklısınız denilen milletvekillerini, evet, evet, çok çok iyi biliyoruz. Var. Bir kısmı da dışlandı. Dışlanmaya çalışılıyor. Ses çıkanlar, hani, evet. Ses çıkartıyorsunuz gibilerinden üstü kapalı yaptırımlar var. Yani bizi oyalamasınlar artık ya. Yani evet, burada biz çocuk da değiliz. Belli bir yaşı aştı. Hepimiz torun torba sahibi olduk. İşsiz kaldık. Ne bileyim, yaşam şartlarımız çok çok zor şartlarda. Sanki bu oyalama safhasını çoktan geçtik. Evet.